Hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'ın herkese selamlar. Bugün hazır hava çok güzelken çıkıp dışarıda biraz çekim yapabiliriz. Çünkü konumuz yine müzik endüstrisi ama biraz dışarısıyla alakalı. Çok böyle stüdyoyla, müziğin içiyle alakalı değil. Endüstri hakkında konuşacağız, network hakkında konuşacağız. Network demek, sizin işinize yarayacak insanları bulmanız demek değil sadece. Sizin de birilerinin işine yarayacağınız bir ortam demek aynı zamanda. Network yaparken network'ünüze dahil ettiğiniz insanlara karşı asla bencil olmayın. Bencillik network'ün en büyük düşmanıdır bakın. Yapmanız gereken şey hayatınıza bereket katmak. Bu bereket nedir? Siz birilerine yardım edeceksiniz, birileri de gelip size yardım edecek. İlişkiler kurmak üzerine olabilir, iş üzerine olabilir, her şey üzerine olabilir. Ama dediğim gibi asla bencillik yapmayın, birilerine yardım etmekten çekinmeyin ki aynı yardımı karşı taraftan görebilirsiniz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Biz şu an neredeyiz? Mekanın adı neydi? Mekanın adı partisi. Hadi lan oradan. Cielo ile başlayan bir şeydi, hatırlamıyorum. Hatırla. Nerede olduğumuzu hatırlamıyoruz. Los Angeles'ın endüstri partileri böyle. Bugün güzel bir mekandayız. Modeli, aktristi, yapımcısı, herkes burada. Bak yanında mesela bir aktör var. Selam ver. Öyle. Los Angeles'ın eğlence hayatı böyle. Ama bunlar konsept partiler. Şarkıyı söyleyen kim lan? Bak performans var. Şarkıyı söyleyen bizim model arkadaşlardan bir tanesi. Öyle mi? Ben single zannettim. Değil. Fena değilsin. Normalde şey, sonrası zaten aynı zamanda. Aynı zamanda da model kendisi. Okey. Ya yakında bakalım. Size biraz performans çekeyim ben. Yay. Thank you guys. One of my managers, it's Ryan's birthday. Can we say happy birthday, Ryan? One, two, three, happy birthday, Ryan! Fuck yeah! Alright, I'm done. I'll see y'all later. Have a great night! Woo! He's right there! There he is. What's up, dude? This one! Woo! Buranın network parkleri böyle işte. Böyle ortamlarda birçok insanla tanışıyorsunuz endüstriden. Her zaman hepsine katılmıyorum ama böyle katıldığım güzel partiler oluyor. Network genişletmek için bunu yapmanız gerekiyor. Bayağı farklı insanlarla tanışabiliyorsunuz. Sizin sektörünüzden ya da farklı departmanlardan, farklı sektörlerden. Böyle enteresan işbirlikleri falan da çıkıyor böyle yerlerden. Dolayısıyla da bunlara katılmak gerekiyor. Bu bir açık hava partisi aslında. Kapalı ortamlarda yapılanları da var. Açık ortamlarda yapılanları daha çok seviyorum. Daha eğlenceli oluyor. Daha fresh bir ortam oluyor. Burada modacılar da var. Modeller de var. Kadın erkek. Film yapımcıları var. Aktörler var.
Bu akşam buradaki tek müzisyen ben değilmişim, onu fark ettim. Çünkü DJ'nin yanında iki tane farklı müzisyen var. Ama onlar enstrümanist. Konuştum biraz. Bir tanesi keman çalıyor, bir tanesi klarnet çalıyordu DJ'nin yanında. Ama onun dışında partiye katılan tek müzisyenim. Hemen hemen bütün yönetmenleri kapattım. Öyle. Bunun üstüne hani ne dökmüşlerse var ya, mükemmel bir şey ya. Bunun altında tüp mü var? Tabii. Ay, ben de odun ateşi ya falan ya, diye böyle nostaljik takılıyorum. Bak, korku filmleri için satarız oğlum, büyü sahnesi. Ben oraya bir büyü de yapayım şimdi kamerayla. Çok güzel oldu. Akşamın bu saatinde pis boğazlığımız tuttu ve I hope yemek yemeye geldik Ahmet'le. Diyormuşum. I hope. Pis boğazlığımız falan tutmadı aslında. Bütün gün yemek yemedik, açız. Ondan. Ben daha önce de bir tane video yapıyordum. Big Bear Lake'de yapmıştım. Yine sen vardın yanımda. Ve biz yine yemek yiyorduk. Hamburgerci de oturmuştuk ya. Ama oranın hamburgeri çok güzeldi. Güzeldi tabi canım. Ay yaptığın güzel hamburgeri bulamazsın yani. Burada hiçbir şey bulamazsın. Bence. Ya burası kahvaltılık ya. Normal öğünlük gelip de yemek yiyeceğim bir yer değil burası. Ama gece 12-1 dedin mi? Evet, yani tek avantajı bence 24 saat açık olması. Başka hiçbir avantajı yok. Menüleri de çok kötü. Yarım saat baktım, karar veremedim. Gelirseniz aklınızda olsun. I have. Gerek yok. Bakalım gelsin şimdi, yiyelim de bir de tadını görelim. Ay, ben tripodu niye unuttum ya? Thank you. Bildiğin gözleme lan bu. Bu gözlemin içerisinde tavuğumuz var. Kırmızı biber var, yeşil biber var, soğan var, ondan sonra başka ne var? Acı sos var. Acı sos daha çok şeye benziyor. Neye benziyor? Ben de bilmiyorum. Ve mayonez mi? Mayonez değil, yoğurt. Yoğurt. İyi, hadi afiyet olsun. Alıyoruz. Orada bir tane yaprak sarma var. Yaprak sarma değil. Ne o? Acı biber. Biber mi o? Acı biber, evet. O nasıl biber ya? Yaprak sarma gibi duruyor. Acı biber. Öyle. Şimdi ben de aynısını yarım saat menüye bakıp karar veremedim ve aynı şeyi söyledim. Söylemedin. Ben senin yerine söyledim. Evet, sen söyledin. Ben vazgeçmiştim yemekten. Ben bunların ismini yemem dedim çünkü. Bakalım tadı da nasıl? Tadı da görüntüsü gibiyse gayet basit. Güzel. Güzel mi? Yufkası ince Allah'tan. Hı. Ve çok titri böyle lahmacun gibi. Bakalım göreceğiz. Bu cümlede olmasa var ya, cümle kuramayacaksın ya. Yapacak bir şey yok. Thank you.
selamlar. Ben yine network ortamındayım. Network ortamı gerçekten çok önemli burada. Sürekli böyle göz önünde olmak zorundasınız. Sürekli birileriyle tanışmak zorundasınız. Kendi çevrenizi genişletmek zorundasınız. Başka çareniz yok. Hatta bu size bazen çok pahalıya mal olabiliyor ama bu işin gerekliliği bu. Yapacak hiçbir şey yok. Akademide akşam büyük ihtimalle ben büyü çekemeyeceğim. O da çünkü yasak. Yani telefon bile kullanamayacağım. Şimdi akademi gecesinin öncesinde bir ufak parti var. Oradayım. Şeyi çekeceğim ama şöyle bir göstereyim size. Buradaki ön partiden sonra öbür tarafa geçeceğiz. Orada çekim yapamayacağım için de. Hi! Say hi! Thank you! Sevel ortam. Orada çekim yapamayacağım için de burada biraz çekim yapayım istedim. İçini de göstereceğim şimdi size. Buradaki network partiler biraz enteresan. Çok farklı sektörlerden insanlar gelebiliyor ama genelde hep böyle magazin tarafındaki insanlar. İşte sinemacılar, işte bazen müzisyenler, medya mensubu insanlar var, gazeteciler var, aktörler, artistler zaten hep varlar. Bir taraftan da tabii modelların hepsi burada. Modeller var, kızlar, erkekler, hepsi buradalar. Kendilerine göre bir network oluşturmaya çalışıyorlar. Ben de tabii o network oluşturanlardan ve bunu büyütmeye çalışanlardan bir tanesiyim. Şu an müzikten uzaklaşmak için otopark tarafına geldim. Akademi üyeliğinden sonra bir de Recording Müzik Akademi üyeliği için gerekli olan birçok şeyi hazırladım, tamamladım. Şimdi onun için de biraz koşturmaya bakacağım. Çünkü bunlar da bizim için, bizim sektör için, müzik sektörü için ve sinema müziği için çok önemli şeyler. Bakalım halledeceğiz hepsini zamanla. Yürüye yürüye otoparka kadar geldim. Çok zor şartlarda çekim yapıyorum, görüyorsunuz. Bu şekilde kendi kontaklarınızı geliştiriyorsunuz. Tabi zaman zaman burada tanıştığım insanlarla, daha önceki eventlerde tanıştığım insanlarla falan dışarıda da görüşüyorum. Telefon ediyorum, hal hatır soruyorum. Bunlar önemli. Bazen oturup bir yerlerde bir şeyler içiyoruz. Bazen bir yemek yiyorsunuz falan. Ama buradaki insanların herhangi bir iş potansiyelinde direkt aradıkları insan siz oluyorsunuz. Tanımadığınız, endüstride bir arada gelemeyen insanlar bir arada gelebiliyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz falan. Siz kendinizi anlatıyorsunuz, onlar size kendilerini anlatıyorlar. Ben bugün burada 3-4 kişiye web sayfamı falan verdim. O yüzden de dediğim gibi network çok 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 önemli. Bu durum sadece Amerika için geçerli değil. Şu an her neredeyseniz network'ünüzü mümkün olduğu kadar büyütmeye çalışın. Çünkü bir network demek sizin potansiyel, hani en kaba tabirle müşterilerinizin artması anlamına geliyor. O yüzden bunları es geçmeyin. Manzaram da bu kadar güzel. Durumlar böyle. Sanki çok konuşmuşum gibi. Birkaç video öncesinde size birkaç internet sitesinden bahsetmiştim ya, Mende vesaire. Buralardan iş takibi yapın diye. İşte bunlar da aslında network'ünüzün bir parçası olacak sizin için. Oralardan kendinize iyi bir çevre edinmeye çalışın. Bu işleri asla ertelemeyin. Çünkü zaman inanılmaz hızlı geçiyor. Bugün mesela 1 Ekim. Türkiye'de 2 oldu şimdi, değil mi? Evet, 2 Ekim oldu. Bugün 1 Ekim. Ve ben bir yaş daha büyüdüm, evet. Doğum günüm bugün ve o kadar hızlı geçiyor ki her şey, anlamıyorsunuz bile. O yüzden bir an evvel başlayın bu işlere. Hem müzik tarafınızı bir taraftan ilerletirken bir taraftan da network ağınızı olabildiği kadar büyütmeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.